Доброго інформаційного дня. Вітаю в нашій студії представника головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького. Украина Савунма Баканы Ана İstihbarat Müdürü Vadim Skibitski yaptığı açıklamada sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ayrılıkçıların lideri Alexander Zaharchenko'yu Rus İstihbarat Teşkilatı'nın ortadan kaldırdığını söyledi. 5. kanalın konuğu olan Vadim Skibitski, Ukrayna İstihbarat Teşkilatı'nın temsilcileri Zaharchenko'yu öldüremezdi. Çünkü Zaharchenko'nun 31 Ağustos'ta hayatını kaybettiği Separ kafesi tamamen FSB'nin kontrolü altındaydı, dedi. Sunucunun Rusya'nın suikastı, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği iddialarını sorması üzerine Skibitski, Ukrayna'nın askeri istihbarat servislerinin elindeki bilgilere göre Zaharchenko'nun ortadan kaldırmanın arkasında Rus istihbaratı var. Tabii ki suçlamalarda bulunmak için terör eylem dedikleri şeyi Ukrayna tarafını suçlamaya çalışacaklarını açık. Fakat Separ kafesinin uzun bir süre Rus istihbaratının doğrudan kontrolü altında olduğu konusunda güvenilir bilgiler var. Buna ek olarak elimizdeki bilgilere göre bu restoran video ve ses bilgilerinin kaydedildiği istihbarat operasyonunun amaçlarına göre donatılmıştı, diye konuştu. Skibitski, ayrılıkçıların liderinin suikastının arkasında Rusya'nın güvenlik teşkilatı içindeki nüfuz mücadelesi olabileceğini ifade etti. Ukraynalı bölücülerin önderi Zaharchenko'nun Donetsk'teki Separ kafede meydana gelen patlamada 31 Ağustos'ta öldürülmüştü. Zaharchenko, Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti olarak adlandırılan yönetim lideriydi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'teki olayların ardından ülkenin doğusundaki Rus yanlısı bölücüler, uluslararası toplum tarafından tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti adı altında iki sözde bağımsız yönetim ilan etmişti. 2014 yılından beri ayrılıkçılar ile hükümete bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalarda yaşamını kaybeden sivillerin sayısını 10.000'i geçtiği tahmin ediliyor. Bu hadiseler nedeniyle milyonu aşkın kişi ise sığınmacı durumuna düştü.